Zengin Bey artık evimizi tamamladık. Artık sizde kalmamıza gerek yok. Evet gerçekten eviniz çok güzel olmuş. Güle güle oturun. Şehrimize tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Zengin Bey. Bu şehre yapacağımız daha çok hizmetler olacak. Merak etmeyin. Daha okul yapacağız. Ve buraya bir ileride tabii ki bir uzay üssü kurmak istiyoruz. Gerçekten çok iyi fikir. Bakarsınız dünya çapında çok iyi bir şehir olur burası. Hadi şimdi bana evinizi gezdirin. İçerisinde merak ediyorum. Tabii ki de. Hadi beni takip edin. İçerisini gezelim biraz. Gerçekten tam istediğimiz gibi bir ev oldu. Kusura bakmayın. Daha mobilyaları tam oturtamadık. Evin içi boş olabilir. Ama zamanla geliştireceğiz tabii. Peki yatacağımız yerler nerede? Hemen üst katta. Hadi gelin. İşte yatacağımız yer burası. Burası benim arkadaşımın, Burası da benim. İkimize de araya bir duvar ördük. Gerçekten çok şık durdu. Zaten biz burayı sadece yatmak için kullanacağız. Sonuçta biz bilim adamıyız ve sürekli çalışacağımız için çok fazla uyuyabileceğimizi sanmıyorum. Evet, bunu görebiliyorum. Gerçekten çok çalışkansınız. Böyle devam edin. Teşekkür ederiz Zengin Bey. Evi daha iyi bir duruma getirdiğimizde sizi de misafirliğe bekleriz. Tabii ki neden olmasın? Geleceğinden emin olabilirsiniz. Hem fakiri de alırım, beraber geliriz. Şimdi benim gitmem lazım. Biraz işim var. Bir fakire uğrayayım. Bakalım benimle gelecek mi? Tamam Zengin Bey. Görüşmek üzere. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Güle güle oturun. Kendinize iyi bakın. Ben de gidip bir fakire bakayım. Bakayım benimle gelecek mi? Umarım hala bana kızgın değildir. Fakiri boş yere suçladım. Bana kızgın olmak da çok haklı. Neyse. Gideyim de gönlünü almaya çalışayım biraz. Sonuçta kardeşim o benim. Fakir. Fakir evde misin? Efendim zengin. Buradayım. Fakir bir gelsene kardeşim. Bir şey konuşacağım seninle. Bekle abicim geliyorum. Of ne istiyorsun zengin ya? Bir rahat bırakmadın beni. Şu televizyonu da kapatayım. Ne oldu abicim ne istiyorsun? Kardeşim evim için birkaç parça mobilya eşyası falan alacağım. Eğer istersen sen de benimle gelebilirsin beraber gideriz. Hem kendi affettirmek için belki sana birkaç parça hediye alırım ha. He? Ne dersin? Yok abicim sağ ol. Sen git ben pamuğu gezdireceğim. Hem biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam fakir sen bilirsin. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz abicim. Kendine iyi bak. Ben de gideyim biraz pamuğa bakayım. Tabi zengin abim hatasını biliyor kendisini affettirmeye çalışıyor bana değil mi? Neyse biraz burnu sürtsün de ondan sonra affederim onu. Belli ki fakir bana hala kızgın. Neyse kızmakta haklı zamanla geçer herhalde. Ben gideyim de eşyalı alayım kendi evime. Evim dışarıdan gerçekten çok güzel ama yapılacak ince işleri var tabi. Gidip onlar için biraz malzeme alayım hem mobilya falan da alırım. İşlerimi hallettikten sonra ben de tarçını gezdireyim biraz. Bayağı canı sıkılmıştır onun burada. Şuraya da düzgün bir kapı yapayım. Şu çalıları kaldırıp düzgün bir giriş yapmak lazım buraya. Arkadaşlar görüyorsunuz şehrimiz her geçen gün gerçekten büyüyor. Çok güzel ve şirin bir şehir olmaya başladı. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bizi desteklemeyi sakın unutmayın. Daha güzel bir yer yapacağımıza eminim. Neyse çok geç kalmadan artık yola koyulayım ben de. Of ya bu malzemeci de ne kadar uzakmış Havada kararıyor Ben en iyisi bu gece burada kamp yapayım Böyle olmayacak ya benim araba almam lazım Yürüyerek çok yorucu oluyor İlk işim araba almak olacak evimi düzdükten sonra Neyse şuraya bir kamp yapayım Burası güzel bir yere benziyor O ses de neydi öyle? O ses de neydi? O ses de neydi öyle ya? Sanki bir zombi sesi gibiydi. Nereden geldi o ses acaba? Gerçekten çok korkmaya başladım. Bir de burada yalnızım. Bir şey olsa kimse beni kurtaramaz. Hemen gitmem lazım buradan. Bir an önce buradan gitmem lazım. O da ne? Hı? Zombi. Çabuk. Hemen kaçmalıyım. Zombi bana saldırıyor. Galiba beni ısırdı. Aman Allah'ım. Umarım başıma bir şey gelmez. Gerçekten çok korktum. Zombi beni ısırdı. Umarım ben de zombiye dönüşmem. Aman Allah'ım çok korkuyorum. Arkadaşlar galiba zombiyi atlattım. Ama arkadan gelip beni ısırdı. Acilen şehre dönmem lazım. Eğer hastalık kaptıysam bu benim için gerçekten çok kötü olur. Umarım gidene kadar bir şey olmaz. Hemen acilen dönmeliyim. Sonunda şehre ulaştım. Ama kendimi gerçekten hiç iyi hissetmiyorum. Midem bulanmaya başladı. Gidip fakire söyleyeyim. Ne yapacağımıza bir bakalım. Gerçekten çok korkuyorum. Umarım bir, başıma bir şey gelmez bu yüzden. Fakir. Fakir kardeşim kalk. Zengin. Yeni ne oldu abicim? Yine ne istiyorsun? Fakir. Kardeşim kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana bir bakar mısın? Zengin. Bana yine saçma şakalarını yapıyorsan hiç kaldıracak havada değilim haberin olsun. Hayır fakir. Ne olursun yardım et bana. Of zengin hiç uyutmadın abicim ya. Kesin barışmak için yine bahane arıyorsun değil mi? Neyse şuna bir bakayım. Evet abicim ne oldu? Ha zengin? Abicim hiç iyi görünmüyorsun. Ne oldu sana? Fakir kardeşim. Gece ormanda kamp yaparken bir zombi ısırdı beni. Ne? Ne diyorsun abicim sen? Sen ne dediğinin farkında mısın? İyi misin? Bir de normal bir şekilde söylüyor ya. Ne yapacağımı bilemedim. Senin yanına geldim fakir. Abicim hadi. Çabuk hemen büyücüye gidelim. Ona bulacağını bilir. Hadi acele et. Hadi çabuk beni takip et. Başına bir şey gelmeden gidelim. Of zengin of. Gece ormanda ne işin var senin? Ne bileyim fakir. Demek ki oradaki zombilerin hepsini temizleyememişiz. Evet abicim. Çabuk başında bir şey gelmeden gidelim şu büyücüye. Umarım bir şey olmaz. Büyücü, büyücü evde misin? Büyücü çabuk kapıyı aç büyücü. Büyücü çabuk. Ha ee, ne oluyor? Fakir sen misin? Benim acil bir durum var. Çabuk kapıyı aç. Konuşmamız lazım. Hemen geliyorum bekle. Gecenin bu saati önemli olmasa gelmezlerdi herhalde. Ha He, zengin de orada. Zengin biraz garip görünüyor ama hadi hayırlısı bakalım. Evet çocuklar ne oluyor anlatın bakalım. Büyücü abimi bir zombi ısırmış. Ne yapacağımızı bilemedik. Biz de sana geldik. Ne zombi mi ısırdı? Bu doğru mu zengin? Maalesef doğru büyücü. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Arkadan geldi ve beni ısırdı. Zor kaçtım elinden. Neredeyse öldürecekti. Çabuk içeri gelin çabuk. Seni acilen yatırmamız lazım haydi. Beni takip edin. Büyücü ne yapacağız biz şimdi bize bir akıl ver. Fakir bana gelmişsiniz ama maalesef ben doktor değilim. Isırıktan ameliyattan ben pek anlamam. Ne? Ne diyorsun sen? Peki şimdi abime ne olacak? Onu kurtarmamız lazım. Kurtaracağız evlat ama bunu ben yapamam. Ama bir fikrim var. Ben doktor değilim. Ama doktor tanıdıklarım var. Onlardan rica edip Buraya gelip zengine bakmalarını isteyeceğim. Tamam da abim doktorlar gelene kadar dayanabilecek mi? Burada zombiye dönüşüp beni yemesin sonra. Merak etme fakir. Öyle hemen dönüşmez. Ama geç kalırsak hastalığın ilerleyişini durduramayız. Tamam o zaman büyücü. Hadi çabuk git de doktorları getir buraya. Tamam. Sen burada onunla kal. Ben en kısa sürede dönmek için gayret edeceğim. Of ya of. Hepsi benim yüzümden. Keşke zengin abimle gitseydim. Gitseydim başına belki bunlar gelmeyecekti. Niye gitmedim ki? Başlayacağım fakir senin de küsmene ya. Zengin, abicim dayan. Büyücü doktorları getirmeye gitti. Doktorlar gelecek. Fakir, kardeşim başım dönmeye başladı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Biraz daha dayan abicim biraz daha dayan. Sakın kendini bırakma. Sakın uyuyayım deme. Sürekli benimle konuş tamam mı? Bu arada kalbini kurduğum için senden özür dilerim fakir. Beni affettin mi? Tabii ki de affettim abicim. Senin hiçbir suçun yoktu. Hem sen beni düşünmesen hapse girdiğimde cinayeti araştırmaya devam etmezdin değil mi? Merak etme affettim ben seni. Doktor bey Evim hemen şurası. Hasta da içeride. Hadi hemen gidelim. Bir an önce gidelim. Zaman kaybetme lüksümüz yok. Hadi. Beni takip edin. Hadi gidelim. İşte burası. İşte hastamız bu doktor bey. Evet görüyorum ama yine de bir kontrol etmem lazım. Doktor bey ne olursunuz abime yardım edin. Ne olursunuz. Merak etme evlat elimden geleni yapacağım ama önce sen şöyle bir çekil. Bir kontrol edeyim abini. Hmm. Bakayım. Hmm. Zengin bey, bir öksürür müsünüz? Hmm, durum sandığımdan daha da kötü. Ne? Ne diyorsunuz? Ne yapacağız o zaman? Evlat, bunu burada tedavi etmem mümkün değil. Bizim bir hastaneye ihtiyacımız var. Yoksa onu tedavi edemem. Hastalık çok ilerlemiş. O zaman bir hastaneye götürelim. Hadi acele edelim. Evlat en yakın hastane buraya iki haftalık uzaklıkta. Maalesef o yola çıkarsak zengin bey yolda ölür. Ne? Ne diyorsunuz siz? Elinizden hiçbir şey gelmez mi? Bakın yeni bir şehir kurmuşsunuz çok güzel. Ama şehrinizde bir hastane bile yok. Bu sizin suçunuz. Her şeyden önce önemli olan sağlıktır. Niye bir hastane yapmadınız? Haklısınız. Hiç aklımıza gelmedi. Şimdi ne yapacağız? Bize onu söyleyin. Yapacağımız tek şey şehre bir hastane yapmak. Ben zengin bey'e bir ilaç vereceğim. O şimdilik hastalığını durdurur ama tamamen bitirmez. Bize az olsa zaman kazandıracak. Bu arada sen de hastane için çalışmalara başlayacaksın ve şehrin bir hastanesi olacak. O hastanenin doktoru da siz olur musunuz? Ne olursunuz? Gelin bu şehirde yaşayın. Hem hastanenin doktoru da siz olursunuz. Çok ihtiyacımız var. Tabii ki de olur. Belli ki bu şehre bir doktor şart. Hadi hemen bu işle ilgilenmeni istiyorum senin. Tamam, hemen ilgileneceğim. Gidiyorum ben. Abime dikkat edin. Merak etme o emin ellerde. Doktor bey fakir gitti. Zengin de kendinde değil. Şimdi söyleyin bana zengin yaşayacak mı? Büyücü eski dostum. Hastanın durumu gerçekten çok kötü. Ama elimden geleni yapacağım. Ama kurtulma şansı yine de az. Olamaz umarım yanılıyorsunuzdur. Zengini umarım kurtarırsınız. Evet şimdilik şu ilacı ona verelim. Zengin bey. Zengin bey kendinizde misiniz? Çabuk uyanın. Benimle iletişime geçin. Sen de kimsin? Ben doktorum. Şimdi size bir ilaç vereceğim ve bunu için. Size iyi gelecek. Tamam içeceğim. Alın bakalım hadi. İçiyorum. O. Bana bir şeyler oluyor. O.